Değerli eşitlikçi erkekler, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve sevgili basın emekçileri. Bugün burada Eşik platformuyla, siyasi partilerle, barolarla, kadın örgütleriyle ve 81 ilden gelen Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarıyla hep birlikte bulunuyoruz. Halk da burada, biz de buradayız. Gelme sebebimiz yaşam hakkımıza sahip çıkmaktır. Değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi bir günde imzalandı. İstanbul Sözleşmesi bir günde tesis edildi. Ama İstanbul Sözleşmesi bir günde yazılmadı. İstanbul Sözleşmesi son nefesinde katilinin adını kanıyla yazan kadınların yaşam boyunca sağlanamayan adalet mücadelesini hiç değilse ben öldükten sonra katilim ceza alsın diyerek mücadele etmesiyle kazanıldı. Yüzyıllardır süren kadınların eşitlik mücadelesi sonrasında yazıldı bu sözleşme. Onun için bizler kadınların bu eşitlik mücadelesi hakkına da yaşam hakkına da sahip çıkmak için buradayız. Ve adalet arayışımızı, bu konudaki talebimizi bir kez daha yükseltmek için buradayız. Geçen hafta kadın cinayetlerini durduracağız platformunun duruşmasındaydık. Bu ay aynı zamanda ayın 14'ünde ve 23'ünde yapılacak davalarda da gene burada olacağız. Bugün burada bir tarih yazılıyor değerli arkadaşlar. Çıkacak olan karar yaşamla ölüm arasında bir tercihtir. Çıkacak olan karar hukukun üstünlüğü ile üstünlerin hukuku arasında bir tercihtir. Çıkacak olan karar bu ülkede yaşayan 42 milyon kadınla tek adam arasında bir karardır. Onun için diyoruz ki sevgili Nazım Hikmet'in dediği gibi eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok dostlar. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Çünkü haklıyız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.